Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün Türk İş Genel Başkanı ve Türkiye'nin en büyük kamu federasyonlarından, kamu sendikalarından Genel Başkan Ergün Atalay sürpriz bir görüşme yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Çıkışta önemli açıklamalar yaptı. Hem EYT noktasında, hem asgari ücret ek zam noktasında, hem kamu işlerine emeklere zam noktasında. Gelin detayları Türk İş Genel Başkanı'ndan dinleyelim arkadaşlar. Açıklama yapılıyor Türk İş Başkanı'na. Hemen ses açalım. Çalışma hayatına ilgili sorunlarla ilgili işte bugün kendisinle konuşma imkanı bulduk. Gündemde ne var? Gündemde asgari ücret var. İşte emeklerin durumu var. EYT var. Yani ne varsa geçişle ilgili, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız işte önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanı'yla bu işin taraflarından bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Ama işte asgari ücretlerin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi verir. Sizi çağırırız, konuşuruz dediler. Kısa özeti bu. Yani şurada bir rakam yok ortada. Ama şu asgari ücretin Ocak ayındaki alım gücünü, yani şu andaki alım gücünü, işte emeklinin maaşını, yani gündemde ne sorunlar varsa A'dan Z'ye konuşmaya imkanı buldu. Bizi dinledi. Anlatmam gerekenler noksansız anlattım. İnşallah önümüzdeki günlerde de bununla ilgili müsbet bir şey söylerse gelip sizlere anlatırım. Tamam. Şöyle rakam konuşulmadı dediniz ama sizin her ay açıkladığınız, Türk İş'in açıkladığı şimdi, açlık yoksulluk sınırı var. Son rakam 6.017 lira. 4 aydır söylediğim bir iş var. Diyorum ki asgari ücreti her ay ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor. Yani işte aralığı ocağı beklemeyelim, enflasyondan verilsin her ay. Bunu öyle bir talebim var, 4 ay evvel söyledim. Ben gene aynı noktadayım ama bugüne kadar biz aralık ayın dışında asgari ücret toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın aralık ayını, işte Haziran'ı bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Onun dışında işsizler var, onun dışında emekliler var, onun dışında şu ücretle alıp da işte enflasyon ortada, insanların kayıpları var. Yani güzel, müsbet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum. İşte bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İşte Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. Yani güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de kamuoyuna müsbet bir haber verirler. Biz de bundan mutlu oluruz. O çalışmayla ilgili bilgi... Taraflarla ilgili sistem şu. Kanun yönetmenlik şu. Çalışma Bakanı davet ediyor. İşte biz taraf olarak, işçi tarafı biziz. Hemen biz hazırız. İşveren zannediyorum o da gelir diye düşünüyorum. Kamuoyunda özellikle bazı işverenler konuşuyorlar. Diyorlar ki asgari ücret artsın. Onların elini tutan yok. Onlar hemen artırsınlar. Yahut orada konuşanların tamamına yakında da sendika falan da yok. Yani konuşmak kolay. Yani madem kimsenin elini tutmuyor onlar bir vermeye başlasınlar da yani hükümet de normal kamudaki görevini yerine getirsin. Taraflar mı? Cumhurbaşkanı mı konuşacak yoksa? Yok. Mevzuattek gibi olacak sistem. O Çalışma Bakanı konu. Kolay gelsin. Teşekkür çalışma ediyorum. Çalışma yürütülüyor dediniz ya. O çalışmanın detayıyla ben onu bilgi verdim. Sayın Cumhurbaşkanı bana benim çalışma arkadaşlarım dedi. Çalışma Bakanlığı ekibi çalışma yürütüyor dedi. Önümüzdeki günler size bilgi verecektir. İşverenin sigorta primine indirim onları konuşmadık biz. Efendim Türk İş'in altındaki rakam nedir? 6.117. Şimdi biz şöyle. Şimdi biz yüzde... Bundan 4 ay evvel geldiğimiz nokta işte 2850'den 4320 liraya aldık. Şimdi burada benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin derim böyle değil. Yani söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyor ki asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın diyorlar. Yani işin kolay yönü o. Yani biz burada insanların cebine ne girecek ben ona bakıyorum. Emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum ben. İşte bunun ilgili toplum memnun olacak bir şey olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi.